Saygıdeğer konuklar, şimdi festivalimizin banisi, ev sahibimiz, Torosların evladı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, Antalya'mızın huzurlu mutlu olduğu, daha çağdaş, daha güzel günlere el ele, gönül gönüle birlikte yürüyoruz. Gelecek Partimizin çok kıymetli Genel Başkanı, Demokrat Parti Genel Başkanım, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcım, il başkanlarım, çok kıymetli milletvekillerim, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, Türk dünyasından gelen güzel kardeşlerim, Türkiye'mizin değişik illerinden gelen Yörük Türkmen Dernekleri, Tahtacılar Derneği dahil olmak üzere aramızda bulunan tüm konuklarımızı, değerli basını, sevgili Antalyalı hemşehrilerimi en içten dileklerimle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yörük Türkmen Festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar, sevgili Yörük kardeşlerim, bin yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş olan Yörükler, yeryüzünden bu kadim coğrafyasına sinmiş olan kültürlerin üzerinden yepyeni bir üretim anlayışı yarattılar. Zihinlerinde Asya'dan getirdikleri inanç ve kültürleri, ellerinde yaşam ustalığı, kısa zamanda bu güzel coğrafyanın dilini çözen birer büyücüye dönüştüler. Beylikler, devletler, imparatorluklar kurdular, savaştılar, ürettiler. Yağmuru çimene, çimeni kuzuya, kuzuyu yüne, ipliği kilime dönüştürdüler. Demiri oya gibi işleyip toprağı türkü söyler gibi sürdüler. Biçtiler. Polatlı Ovası'nda sarı başakları biçtiler, biçildiler. Kimi zaman gök ekinler gibi isyan ettikleri de oldu. Nisyan ile mağlul oldukları da. İhaneti de gördüler. Mertliği de gördüler. Söğüt'ten Domaniç'e, Menteşe'den Teke iline, Sancak'tan vilayete, il il, oba oba, dağ bayır, köşe bucak, tepe koyak, bu coğrafyayı vatan kıldılar. Yörüklük bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Yörüklük, Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı sırdır. Yörüklük, Dadaloğlu'nun isyanındaki hardır. Bu kültür arşivlenerek değil, korunarak yaşatılmalı. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayarak masalıyla, türküsüyle, isyanıyla ve öfkesiyle geleceğe aktarılmalıdır. Çünkü artık çarık çorabı, çorap da ayağı sıkmaya başlamıştır. Yurtta, işte, fikirde ve dilde düzen bozulmuşsa, Yörük çarığı ıslatır ve yola düşer. Bu devran binlerce yıl böyle dönüp durmaktadır. Çünkü çarığı ıslatmak, bir zamanlar gölgesinde binlerce keçinin soluklandığı ulu ağaçların yavaş yavaş yok olduğunun işaretidir. Çünkü çarığı ıslatmak, koynuna sığındığımız dağların, taşların yavaş yavaş elimizden alınmaya, un ufak edilerek belleğimizden silinmeye başladığının göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, yörüğe, Türkmen'e, kurda, kuşa, dağa, taşa ve aşa diye toprağa serttiğimiz bereketli tohumların kebelere, keselere hapsedildiğinin göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, canımız, yoldaşımız bildiğimiz keçilerimizin birer birer elimizden alındığının göstergesidir.
Çünkü çarığı ıslatmak derelerimizin, göllerimizin, su başlarımızın kelepçelendiğinin göstergesidir. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür. Bu Mustafa'nın ve Ayşe'nin, Ümbü'nün ve Ali'nin, Güssü'nün ve Mehmet'in, Akkeçi'nin ve Gökkeçi'nin, Sarı Keçi'nin ve Kara Keçi'nin ve Tülü Maya'nın ve Dorutay'ın öyküsüdür. Bu Yarpuz'un ve Fesleğen'in, Tehnel'in ve Çıtlığın öyküsüdür. Bu Irmağ'ın ve Yumağ'ın, Kirman'ın ve Tuluğ'un öyküsüdür. Dinleyin, bu anlatılan sizin öykünüzdür. Bu kültürü yaşatmak için anlamak, anlamak için bilmek zorundayız. Edirne'den Ardahan'a, Kastamonu'dan Antalya, ülkenin dört bir yanına tesbih taneleri gibi dağılan, bu güzel toprakları yurt yapan, vatan kılan yörüklerin tarihleri, kültürleri ve üretim biçimlerine daha yakından bakmak için yola çıkıyoruz. Sevgili Antalyalılar, kıymetli genel başkanlarım, kıymetli hemşehrilerim, yörük çocuğu Muhittin olarak doğup büyüdüğüm bu topraklarda yörük kültürünü bizzat yaşamış, yaylalara göç etmiş, keçi otlatmış, kıl çadırlarda yaşamış şanslı insanlardan birisiyim. Torosların evladı diyerek beni bağrınıza bastınız ve kutsal oylarınızla beni bu göreve getirdiniz. Benim de siz hemşehrilerime ve yörük kardeşlerime her konuda destek olmak boynumun borcudur. Yörük Türkmen kardeşlerimizi tüm dernekleri bir araya getirme hayalim vardı. Ne mutlu ki bugün bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Unutmayınız ki tarih hayal edenleri değil, hayallerini gerçekleştirenleri yazar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" demişti. Ne mutlu ki bize Toroslar'da bu dumanı şimdi Antalya'dan tüm dünyaya yayıyoruz.